Gerçek futboldan herkese merhabalar. Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanında 3 puanı son dakikalarda bulduğu golle aldı. Tek taraflı oynanan bir futbol vardı. Antalya ilk yarı bitmeden de 10 kişi kalınca Fenerbahçe kalesinde neredeyse Antalya Spor'u görmedik. Son dakikalardaki duran toplar dışında. Fenerbahçe inanılmaz goller de kaçırdı. Direkten dönen toplar da vardı. Tartışmalı hakem kararları da vardı. Zaten gol de penaltıyla geldi. Yani öncesinde de işte ofsayt pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu, Sinan Gümüş'e son dakikada verilen kırmızı kart. Yani gerçekten bu maçı Fenerbahçe'nin aslında bol golle alıp yani futbolu konuşabileceğimiz bir durumda olması lazımdı. Maalesef ama yine hakem veya başka faktörler gündeme geliyor. Bir tam maçı izledin. Senin ilk olarak Fenerbahçe'yle izlenimlerin neler? Fenerbahçe çok baskın oynuyor. Etkili oynuyor. Birçok gol pozisyonuna girdi. Hani eskiden yapılan eleştiriler akan oyunda pozisyona giremiyor vesaireydi. Ya yani onlara da girdi bugün. Ciddi baskılı oynadı ama benim Fenerbahçe'ye yönelik oyununa yönelik eleştirim hücum varyasyonu çeşitliliği noktasında yani takımın %80 nereden baksan hücum aksiyonları Caner Erkin'in yani olağanüstü yaptığı işler yani bir ara çalım malım dağıtmaya başladı. Sürekli orta kesiyordu. Yani çok da etkili ortalar kesti. Çok boş kafa vuruşları yapabilecek fırsatlar yarattı arkadaşlarına ama hiçbir değerlendiremedi. Yani şimdi Caner'siz bir oyun formasyonu olması lazım. Hani bugün de evet çok baskılı oynadı ama büyük çoğunluğu Caner Erkin'in şapkadan çıkardığı tavşan. Bugün Ozan da yine iyiydi. Fena değildi ama 10 numara mevkiinde senin de daha öncelerinde birçok kez bahsettiğin gibi yaratıcılık noktasında Ozan'ın da çok etkili bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. Perotti girdi. Perotti bir klasını gösterdi açıkçası ama hazır olmadığını gördük Perotti'nin de. Belki çok daha farklı bitecek bir maçtı. Yakın skorla bitti. Yakın skorla bitti ve hikayesi bol olan böyle hakem kararları da olacaktır muhtemelen. Sosa da geçen haftaki devre arasında zaten oyundan çıkmıştı. Kötü performansı vardı. Yani bu hafta, yani geçen haftaya göre bir tık daha iyiydi belki ama yani yine o Yine Fenerbahçe'nin etkisizdi. evet beklediği Sosa değildi açıkçası. Yani oyunu yönlendiren, top devamlı kendini gösteren, topları alıp dağıtan pozisyonda da onu daha çok Gustavo yaptı. Yani geçen sene düşünürseniz Emre özellikle oyuna girdiği yani 60'tan sonra 70'ten sonra bile girdiği maçlarda herkes Emre'ye bakıyordu ve Fenerbahçe yani sadece Emre Caner diyorsun ya şimdi o zaman da Emre üzerinden atakların başladığı herkes ona bakıyordu. Ve kimse biraz sorumluluk almamaya yönelik futbol oynamaya başlıyordu. Sosa'ya ayak uydurmuş gibi değil geliyor bana. Bu Sosa'nın kötü bir oyunundan kötü performansından ziyade bence bütünleşmede bir şey var. Sıkıntı var. Biraz daha zamana Katılmıyorum bahsi. ihtiyacı Bahsi var gibi katılmıyorum geliyor. çünkü bu son 2 hafta haricinde gayet de Sosa'nın takımda bütünleşme noktasında hiçbir sıkıntısı yoktu. Hatta çoğu Ama maçta maçın en iyi ilk 2-3 oyuncusundan biriydi. Fenerbahçe tam Yani belli kadro yani bariz bir Sosa'da bir 2 haftadır düşüş var bahsi yani bence. Yani Fenerbahçe zaten tam olduğu için de kolay kolay Erol Hoca'nın çıkarmayacağı. Hatta bahsediyorduk daha önceki programlarda hatırla. Sosa çıktığında son 5 dakika bile çıksa Fenerbahçe takımı inanılmaz bocalıyordu vesaire diyorduk. Çıkmaması lazım, 90 dakika oynaması lazım diyorduk yani. Ama şu an kime sorsam maçı izlerken ben zaten sosyal medyada vesaire de yorumlara bakıyordum. Çoğunluk hani Sosa'nın ikinci devre çıkması yönünde fikir beyan ediyordu. Dolayısıyla yani formsuz yani belli yani. Onu ben ben onu şöyle yorumluyorum. O dediğimiz sene başında sen lazım çok fazla da olmadı da ilk maçlarda hani Sosa çıkınca Fenerbahçe duruyor, üretemiyor dediğimiz maçlar ligin ilk 3-4 maçı Fenerbahçe'nin kadrosunun oluşmadığı, hala transferlerin tam olarak gelmediği, işte bir Galatasaray maçında bile forvetsizdi Fenerbahçe hatırlıyorsunuz. Yani takım kalitesinin düşük olduğu maçlarda Sosa'nın bir kalitesi olduğu için tabii ki o dediğim tarzda futbol oynuyordu Fenerbahçe. Yani kafasında kaldı mutlaka Sosa'yı arıyordu. Ama artık şu anda takımda 11 tane birbirinin yakın kalitesi yüksek oyuncu var. Kafasını kaldıran Sosa'yı aramıyor. Örneğin bir Valencia yani devamlı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Caner zaten söylüyorsun kendi başına devamlı bir şeyler yaratan oyuncu. Perotti de takıma girdikten sonra o da yaratıcı bir oyuncu.
O yüzden takım yani kalitesi yükseldikçe Sosa'nın etkinliği ister istemez düşüyor gibi geliyor bana. Murat sen neler diyeceksin maçla ilgili olarak? Ben ilk önce oyun tarafına değinirsem, daha önceki eleştirilerimde 0-0'ken Fenerbahçe'nin duran bir oyun oynadığını söylüyorduk ama bu 10 kişiye kadar da Fenerbahçe bunu kırmış belli ki. Çalışmalar yapılmış. Kanat ortalarının dışında ikili paslarla kanatlarda delici pozisyonlarına da girdiler Verkaç'a girerek kanat oyuncuları ilk yarı. Yani o anlamda ben olumlu gördüm Fenerbahçe. İkinci yarı 10 kişi kaldı tabii ilk yarı Antalyaspor. İkinci yarı Antalyaspor kendi yarı sahasında kabul etti. Fenerbahçe de hemen golü buldu zaten 49'un 3-4 dakika sonra golü yedi. Ben bugün Fenerbahçe adına mücadele anlamında ben olumsuz sadece Altay Bayındır'ı söyleyebilirim. Yediği golde çok ciddi hatası var. O pozisyonda penaltı noktasında ne işi var o kalecinin? Yani çizgide dursa rahatlıkla kurtaracağı bir toptu çünkü. Ben Altay'ı yani bir pozisyonda gördüm zaten. Onda da beğenmedim. Pozisyonu yanlıştı çünkü. Devamında Fenerbahçe'nin bana 10 kişiyken bastırdığı anlarda, çok ciddi bastırdığı anlarda direklerden dönen kaçan goller sadece oyundaki atak şeyini kanatlara yılmasını hiç anlamadım. Orta göbekten delici böyle verkaçlarla Antalyaspor'u hiç denemedi. Hep Ya şöyle kanatlardan. söyleyeyim. Yani frikik kazanamadı mesela. O kadar baskın oynayan bir takım, o kadar gol pozisyonu ceza sahasına girmiş bir istatistiği olan bir takım frikik kazanamadı mesela. Kaleyi karşıdan Yani şu gören böyle penaltının penaltı pozisyonunda yaptığını o. Daha önce Fenerbahçe ikili verkaçlarla göbekten gitse belki o penaltıları pozisyonları daha erken bulacaktı. Sadece Caner'in ayağına kaldı Fenerbahçe. Kornerler, ortalar. Ki baktım Caner sadece bu maçta 25 orta yapmış bir kişi. Böyle bir istatistik yok. Ben hiç görmedim de. Takımların 25 ortası olur. Caner sadece bu maçta 25 orta yapmış. Yani atak çeşitliliğinde 10 kişiyle olan bir takıma sadece ortalarla pozisyon bulmak bir garibime gitti benim. Ama Ya buluyordu ortalar aslında. tehlikeliydi ama yani ciddi oyuncular. Buluyordu. Yani pozisyonlar da yani hepsi de hemen hemen tehlike yarattı. Hepsi tehlikeli de orada Antalya defansının hatası var ama ben atak çeşitliliği görmedim Fenerbahçe'de. Bir değişik atak çeşitliliği olur. Yok, yok, Girersin varyasyon çıkarsın yok. bir şey yaparsın. Hep kalıplaşmış bir hücum hattı var. Onu uyguladılar. Ama genel anlamda eskiye bakarsan diğer maçları Fenerbahçe heyecan veren bir oyunu vardı açıkçası. Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla penaltıdan önceki pozisyonu bana göre olsun. Hakem hatalarına gelirsek diyorum. Onun dışında kırmızı kart doğru. Antalyasporlu oyuncunun kırmızı kartı doğru. Bu Sinan'ın pozisyonu için çok yorumlar var. Orada Sinan'ın ben kendimde buluyorum suçu hakemde değil. Sen kısarıyı görmüşsün. Hakemin üstünde böyle omuz atarak niye gidiyorsun? Ya, Kenardan yürüyorsun. profesyonel olmayan bir davranış Profesyonel bir oldu hareket kesin değildi. orada. Sinan Gümüş'ün bence girdiği 80'de girdi öyle. Hani skora direkt etkisi olmadı golde ama bence daha hareketliydi yani. Fena da bir şey sergilemedi. Hareketliydi ama vermesi Mert gereken Hakan gibi noktalarda bence değildi. vermedi. Mesela çok güzel bir top kesti arkaya Perotti'ye. Son anda kornere gitti. Yani o Antalyalı oyuncu dokunması Gökdeniz'di galiba. Yani %100 goldü. Sonra bir de sıfıra indi çizgiye. Yine dışarı çıkardı. Çocuk oynamak istiyor. Evet. Şansı bulmuş. Sahaya girmiş. Hiç olmadık bir şekilde de kırmızıyla çıkınca anlayışla karşılamak lazım aslında ya. Sarı Çok kartı kendin yedin. Basri, topa niye vuruyorsun? Ya orada sarıyı kendin o yiyorsun. da doğru. Kırmızıyı da kendin yiyorsun. Evet, Fenerbahçe'nin hep söylediğimiz oyundaki sıkıştığı anlarda ne gibi problemler yaşayabilir hep anlattık. İşte 10 numarada Ozan'ın öyle zaman kenardaki oyuncuların mutlaka ki skoru bulması lazım diye. Bu maçta da 1-0 önüne geçene kadar kaçırılan goller hep biraz nasıl söyleyeyim hani golcü vuruşları olmadığını kaçan gollerin zaten hepimiz fark ettik. Fenerbahçe bu kadar gol kaçırdı diyoruz, iyi oynadı diyoruz ama Boffin'in kurtardığı top yok. Hatırlıyor musunuz? Yok, ya direkten dönen top var ya üstten çıkan Yok, şunu nasıl kurtar dediğimiz bir pozisyon yok. evet çizgiden çıkan toplar var. Yani bu Fenerbahçe'nin bu kadar cömert olmaması lazım. Bundan sonraki maçlarda da Fenerbahçe'nin karşılaşacağı en büyük sıkıntı bence bu olacaktır. Fenerbahçe'nin artık Erol Hoca'nın da işi çözecek. Futbolcularla biraz daha tercihini yapıp artık bilmiyorum bu sistemi olur
Adem'i mi olur? Yani Adem'i bugün hani göremedik bir şey ama hani orada bir şey bulması lazım. Bir şey yaratması lazım. Bir formül çıkarması lazım. Artık Pelkas'ı 10 numarada mı oynatır? Yeri 10 numara deniyor Pelkas için. Derotti şeyde yani Ozan'dan da bir şey oradan yapacak zor veya vazgeçmek. Ama dediğin gibi aynen bu yani formül o öyle de olması bir şey lazım. var şimdi ne yardan ne serden dedikleri mevzu var ya Ozan'dan mı vazgeçeceksin Sosa'dan mı vazgeçeceksin yani bu biraz daha şey zor yani ya baba işte o oralara geldiysen de bunun kararını vereceksin. Perotti'den gördüğüm kadarıyla şu anki Perotti hazır değil. Kondisyon olarak hazır değil. Yani tekniği, taktiği zaten 10 numara bir çocuk. Ben izledim Roma'da da maçlarını. Sadece biraz üstüne koyması lazım kondisyon olarak. Bence bu orta sahadan defans hattına bu göbek pozisyonu bence Fenerbahçe'nin Perotti üzerinden yapması lazım. Perotti o işçileri çok iyi yapar ve böyle penaltılar da alır. Bence o Fenerbahçe'nin aradığı 10 numara Perotti olmalı. Kanatta değil de 10 numara. Alverleri Perotti çok iyi yapar. Ben hala şey Türkiye'de böyle şampiyonluğu oynayan güçlü takımların özellikle güçlü kadro kurmuş takımların çift forvet oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam Samat'ta Sisse çift forvet oynatırım. Perotti'yi sol açık, sağ açıkta da işte formuna göre birini. Ya bana kalsa Ferdi'yi oynatırım da Ferdi herhalde düşünülmüyor. Zaten Fenerbahçe şeyde yani birbirinden sonra son 20 dakika ilk çift forvete geçti. Ya İşte mesela ben şey bekliyordum açıkçası. 3-5-2'ye falan döner diye bekliyordum. Hiç dönmedi ya ya. o Podolski de çıktı oyundan falan. Podolski çıktı, Ersan Adem Gürüm girdi. Adamlar iyice sadece Orgil'e bıraktılar işi. Orgil de orta sahayı bile geçmiyordu. ya Abi ben 3-5-2 Gökhan falan çıkar 3-5-2'ye döner böyle. Onu Öyle şey söyleyecektim bekliyordum aslında. ama. 3 bir şekilde dönmesine gerek yok. Çünkü öyle iki tane beki var ki. Hani diyoruz ya O da var Caner gerçi. 25 tane orta yaptı yani. Adam zaten orta sahada oynuyor gibi oynuyor zaten. Gökhan da çok bindiriyor. O yüzden bu kadro için bu dönmesine. 2-5-3'e döndü zaten. 3-5-2'yi Evet. bırak. Yani oyun ona geliyor. Evet, haftaya Fenerbahçe Konya'yla oynayacak içeride. Eğer bu maçı kayıpsız geçerse sonraki Mesela Konya iyi kapanan bir takım. Sadece sen Caner'in orta Yani bir atak çeşitliliğinin olması lazım. mutlaka onu yani içeride biraz daha sallayabilirler. Yine geliyor. Asıl önemli olan sonraki Beşiktaş maçı. Bence siz şu ana kadar sezonun izleyeceğimiz en güzel maçı olacak. Beşiktaş'ın da bir yükselen Büyük ihtimal. grafiği var. Fenerbahçe'de 2 haftada her hafta üzerine koyduğunu düşünsek Beşiktaş o maçı daha hazır olur. aynen öyle. Bence sezonun maçı olacak o. Arkadaşlar teşekkürler bugünkü yorumlarınız için. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.